Cumhur İttifakı'nda yer alan Büyük Birlik Partisi Başkanı Mustafa Destici'nin ülkenin kaynakları savurganlık edilirse, yolsuzluk da hiç edilirse, hiç değil iç, yani çalınırsa, adam kayırmacılık yapılırsa, burada kazananlar parayı yurt dışına çıkarırsa, hem de helal kazançla değil gayrimeşru ile kazandıklarını yurt dışına çıkarırlarsa elbette bu millet ekonomik sıkıntı çeker demiş. Şimdi bu yeni mi bu? Büyük Birlik Partisi Başkanı yeni mi bunu fark etti? Bu memleketi son 5-6 yıldır yiyorlar. Haddi zatında 7-8 yıldır. 7-8 yıldır, 8 seneyi de geçti. 9 yıl olabilir, aleni olan yani her dönemde hırsızlık vardır fazla, çok fazla yapıldığı dönem 8-9 senedir. Hasreten de bu 15 Temmuz'dan sonra daha da fazla. Büyük Birlik Partisi Başkanı yeni mi gördü hırsızlığı? İşte aynı dediğim olay. Demin söyledim ya. Anayasa Mahkemesi Başkanı konuşuyor. Bakın şimdi Büyük Birlik Partisi konuşuyor. Yani artık bu hükümetten kurtulmak gerekir. Yeter bunu çok kullandık. Artık demoda oldu. Artık sevilmez oldu. Biz de onunla beraber olunca biz de sevilmez oluyoruz. Artık zamanı bitti bu hükümetin. Başka bir hükümet gelmeli. Millet yeniden ümitlenmeli. Yoksa millet her gün küfür ediyor. Devletin şeyi budur. Hükümetlere bakışı. Hükümet halk tarafından desteklendikçe Devlet denilen yapı yapıya da itaat ediyorsa hükümet devlete itaat ediyorsa ve halk tarafından da desteği sürüyorsa o zaman devlet hükümeti destekler. Eğer hükümet devlete itaat etmiyorsa siyah gözlüklülere itaat etmiyorsa ya da halk tarafından sevilmez hale geldiyse o hükümeti bitirirler. Çünkü halk konuşursa, her tarafta konuşulursa, insanlarda ümit kalmazsa, memlekette para kalmazsa o zaman insanlar hükümete de değil artık devlete sövmeye saymaya başlar. Öyle olmasın diye hemen hükümet saf dışı edilir. Şimdi bunlar onun alametleri. Mustafa Destici yeni mi fark etti hırsızlığı? Artık konuşuyorlar yani. Konuşma başladı. Demek ki bir yerden düğmeye basıldı. Artık konuşmaya başlayın yavaş yavaş. Denildi. Yoksa iki sene, üç sene evvel de seçim vardı. O zaman da hırsızlık vardı. Ama bu parti hükümetle beraberdi.